Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılan yerine inşa edilen 32 camide ezan sesi yükseliyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından imar çalışmaları kapsamında ağır hasar gören 80 cami yıkıldı, orta ve hafif hasar gören 11 camide güçlendirme ve onarım çalışması yapıldı. Elazığ depreminde Elazığ'ımızda Birçok camimizde bu depremden zarar gördü. Orta hasarlı olan camilerimizi el birliğiyle, cemaatimizin, kardeşlerimizin yardımıyla bunları ibadete açıldılar. Ağır hasarlı olan camilerimizin birçoğunun temeli atıldı ve inşaatı devam etmektedir. Bunların içerisinde ibadete aç, açtığımız camilerimiz de var. Yakılan camilerin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin yardımıyla yapımına başlanan camilerden 23'ü tamamlandı. TOKİ tarafından da inşa edilen toplu konut alanlarında vatandaşların ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanan 12 camiden 9'u tamamlanarak hizmete sunuldu. Camilerimizin bir kısmını TOKİ tarafından devletimiz yaptı. Bir kısmını bazılarını hayırsever kardeşlerimiz üstlendiler. Bir kısmı da Türkiye Diyanet Vakfımız ve Diyanetimiz tarafından gönderilen yardımlarla yine hayırsever kardeşlerimizin işbirliğiyle birliğiyle Ağır hasarlı olan camilerimizde inşaatı devam etmektedir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce kentteki tarihi camilerden depremde hafif ve orta hasar gören Akkoyunlu dönemine ait Sara Hatun ve Osmanlılardan kalan Ağa Camisi, kent merkezindeki İzzet Paşa, Hasan Tahsin Paşa, Çarşı, Saray ve Kesik yukarı ile Mola Kendi beldesindeki 4. Murat Camileri güçlendirme, onarım ve bazılarında yürütülen restorasyon tamamlanarak cemaatle buluşturuldu.